açısından öneminden bahsedeceğiz. Daha sonra ikinci öğretim kredi ve harçlarından, sonrasında sorunlu kredilerden ve en sonunda da hepimizin gündeminde olan rektör atamalarından bahsedeceğiz. Aşı planlamasıyla beraber başlayabiliriz. Bütün dünyada heyecan verici gelişmeler oluyor. Bu heyecan verici gelişmeler aşı konusunda bizim salgından 2021'in ortasına sonuna doğru çıkabilme ümitlerimizi arttırıyor. Fakat bununla beraber hem iktisadi platformda hem de aynı zamanda halk sağlığı alanında iktidar partisinin yanlış politikaları bizim hem halk sağlığı açısından hem de iktisadi etkiler açısından diğer ülkelerden negatif ayrışmamıza yol açıyor. Baktığınız zaman aşılara, getirtilen aşılara burada rakamlar var. Endonezya bugün 338 milyon aşı getirtirken Şili 84 milyon, Brezilya 196 milyon aşı getiriyor. Oysa bizim getirebildiğimiz aşı sayısı 50 milyon. Yani sadece 25 milyon kişiyi aşılayabiliyoruz. Bu da önemli problemlerden bir tanesi. Şimdi burada tabii ki halk sağlığına dikkat etmemiz gerekiyor, virüsten korunmamız gerekiyor ama çok daha önemli bir konu daha ortaya çıkıyor. O da bu aşı planlaması nasıl yapacağımız. Yani ilk olarak aşıyı kimlere yapacağımız. Burada operasyon yönetimi ve lojistik gibi konular çok ön plana çıkacak önümüzdeki dönemlerde. Yani bizim sınırlı sayıda getirilen ve sadece 25 milyon kişiyi aşılayacağımız bir yerde bu kimlerin aşılanacağına çok iyi bir operasyon yönetimiyle ya da bir lojistik operasyonuyla karar vermemiz gerekiyor. Bizim İYİ Parti olarak burada birkaç tane önerimiz var. İlk önerimiz şu. Sağlık Bilim Kurulu'nun üye sayısı artırılarak bu bilim kuruluna operasyon yönetimi, lojistik yönetimi ve aynı zamanda sağlık ekonomistlerinin de dahil edilmesini istiyoruz. Önümüzdeki dönemde en az virüsten korunmak kadar bu aşıyı nasıl dağıtacağımız da ön plana çıkacağı için bilim kurulunun yetkinliğinin biraz daha genişletilmesi bizim için oldukça büyük önem taşıyor. İkinci noktada tabii bu hesap verebilirlik ve şeffaflık kriterleri çerçevesinde aşı planlamasının yapılması gerekiyor. Bütün gelişmiş ülkelere baktığınız zaman her vatandaş hangi risk grubunda olduğunu ve ne zaman aşılanacağını biliyor. Şimdi bizim halkımızda daha fazla bir vicdan yarası açmamak için, halkımızda herhangi bir şekilde kuşku oluşmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı'ndan bir önerimiz var. Sağlık Bakanlığı bütün vatandaşlara hangi risk grubunda olduğunu, ne zaman aşılanacağını söylemek zorunda. Ve bir başka noktada kamuya açık bir portalda da bunu herkese hesap verebilirlik ve şeffaflık kriterleri çerçevesinde açıklasın. Ve biz böylece kafamızda hangi kimler daha öncesinde aşı oldu, hangi öncelikli gruplar aşıya daha rahat erişti, bunlarla ilgili kafamızda herhangi bir soru işareti kalmasın. İYİ Parti olarak da aşı planlaması ile ilgili oldukça somut bir önerimiz var. Önceliğin verilmesi gereken nokta tabii ki her zaman yaş almış vatandaşlarımız, kronik hastalığı olanlar, sağlık çalışanları ve tabii ki emniyet ve ordu mensupları. Fakat daha sonrasında hangi gruba öncelik verilmesi konusunda biz dar gelirli vatandaşlarımızın öne çıkartılmasını öneriyoruz. Bunun çok temel bir sebebi var. Dar gelirli vatandaşlarımız her gün işe gitmek için toplu taşımayı kullanmak zorunda. Her gün yüz yüze fabrikalarda ya da iş yerlerinde çalışmak zorunda. Bu dar gelirli vatandaşlarımız sık yerleşimli binalarda yaşadığı için hem virüse bulaşma hem de virüse bulaştırma riski yüksek olan insanlar. Aynı zamanda işini kaybetmiş olan vatandaşlarımız da var. Bu vatandaşlarımız her gün sokakta iş arıyor. Dolayısıyla virüse bulaşma riskleri çok yüksek. Ve aynı zamanda bu vatandaşlarımız dar gelirli oldukları için önemli bir kısmı aileleriyle beraber, yani anne ve babalarıyla beraber yaşamak zorundalar. Yani virüse bulaşma riskleri yüksek olduğu gibi virüsü kalabalık olan ailesine taşıma riski de yüksek. O yüzden bizim burada önerimiz çok net. Biz dar gelirli vatandaşlarımızın yaş almış, kronik hastalığı olan sağlık çalışanları, ordu ve emniyet mensuplarından sonra öncelikli grupta yer almasını öneriyoruz. Bizim İYİ Parti olarak aşı planlamasında 3 tane önerimiz budur. Bilim kurulunun yetkinlikleri genişletilmeli, Sağlık Bakanlığı kimlerin ne zaman aşı olacağına dair net, somut bir şekilde kamuya açık bir portal oluşturmalı ve son olarak da öncelikli grupta mutlaka bizim virüse bulaşma ve virüsü bulaştırma riski yüksek olan dar gelirli vatandaşlarımız da yer almalı. İkinci konu, ikinci öğretim harçları. Ülkemizde 370 bine yakın öğrenci ikinci öğretime devam ediyor. Bu öğrencilerin önemli bir kısmı gündüz çalışıp akşam da eğitimlerine devam ediyorlar. Pandemiyle beraber Milli Eğitim Bakanlığı
örgün eğitim ve ikinci öğretimi birleştirdiği için bizim bu ikinci öğretime devam eden öğrencilerimiz önemli bir seçim yapmak zorunda kaldılar. Ya çalışacaklar ya eğitimlerine devam edecekler. İlk olarak bunun ortadan kaldırılması gerekiyor. İkinci öğretim için de tekrardan yeni onlara uygun bir çevrim içi sistemin oluşturulması gerekiyor. İkinci nokta da şu. İkinci öğretime devam eden öğrencilerimiz bazı bölümlerde 5000 TL'ye yakın bir harç ödüyorlar. Ve bunun sebebi de bu ek dersleri veren öğretim görevlileri, tekrardan ek mesaiye gelen idariler ve üniversitelerin kampüs harcamaları olarak gözüküyor. Fakat pandemi sürecinde bu ek ihtiyaçları ya da bu 5000 TL'lik harcı gerekçe gösterilen hiçbir sebep artık oluşmuyor. Yani örgün öğretimle ikinci öğretim birleştirildiği için, ikinci öğretime devam eden öğrenciler kampüse gitmedikleri için onların harç vermesini gerekçe gösterecek, doğrulayacak bir ortam da ortaya çıkmıyor. Bizim İYİ Parti olarak talebimiz, ikinci öğretime devam eden öğrencilere verdikleri harçların iade edilmesi. Ve bu pandemi süresi devam edene kadar, pandemi devam edene kadar ikinci öğretime devam eden öğrencilerimizden herhangi bir harç alınmamasıdır. Üçüncü konu sorunlu krediler. Buradan 2021'in ilk 6 ayında ekonomi alanında en fazla tartışacağımız konulardan bir tanesinin bankacılık sektöründeki sorunlu krediler olacağını biliyoruz. Bizim bir hesaplamamız tahsili gecikmiş alacaklılarla ikinci grup kredilerin 2021'in Haziran ayı itibariyle miktarının 650 milyar TL'ye ulaşacağını ve bunun da toplam kredilerin %20'sine kadar ulaşacağını öngörüyoruz. Şimdi bu oldukça önemli bir problem. Bu bankacılık sektöründe önemli bir tahribat yaratabilir. Bu aynı zamanda yatırım yapmak için ya da borcunu çevirmek için krediye erişime ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli işletmeler için çok önemli bir problem yaratabilir. Bizim buradan Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'dan bir talebimiz var. Şu ana kadar şeffaflık çerçevesi içerisinde 2021 için ekonomi politikasını net bir şekilde ortaya koymuştu Sayın Elvan. Kendisine iki tane sorumuz var. Bir, bu 650 milyar TL'ye ulaşması beklenen sorunlu kredilerin bankacılık sektöründe bir tahribata yol açmaması için nasıl bir yol haritası öngörüyorsunuz? İkincisi, yatırım yapmak için ya da borcunu çevirmek için krediye erişime ihtiyacı olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu kadar yüksek faizlerin olduğu, bankacılık sektörünün kredi verirken nazlanacağı, yüksek faizlerle beraber bankacılık sektörünün finansman maliyeti artacağı bir ortamda bu küçük ve orta ölçekli işletmelerin yatırım yapması ya da günü kurtarması için nasıl bir yol haritası öngörüyorsunuz? Sayın Bakan, bu iki soruyu cevaplayabilirse çok seviniriz. Bir başka noktada rektör atamaları, biliyorsunuz gündemimizi oldukça meşgul eden bir konu bu. Ben burada hem bir akademisyen hem de aynı zamanda partimizin genel başkan yardımcısı olarak konuşmak istiyorum. Bizim itirazımız Sayın Melih Bulu'nun akademik yetkinliğine değil. Bakın çok acı bir tabloyu size sunmak istiyorum. AK Parti iktidarında şu andaki üniversitelerimizdeki rektörlerin 1/3'ünün herhangi bir uluslararası çalışması yok. Rektörlerimizin 1/3'ünün atıf almış bir çalışması da yok. Yani zaten hali hazırda rektörlerimizin önemli bir kısmının akademik yetkinliği sorgulanabilir durumda. O yüzden bizim buradaki itirazımız Sayın Melih Bulu'nun, birçok bilimsel çalışması olan Sayın Melih Bulu'nun akademik yetkinliğine değil. Bizim itirazımız üniversite dışından bir rektör seçilmesine de değil. Gelişmiş ülkelere baktığınız zaman birçok gelişmiş ülkede üniversiteler üniversite dışından akademik ortamı zenginleştirmek için rektör seçebiliyorlar. Ama buradaki önemli fiil seçebiliyorlar. O rektörler atanmıyor. Belli bir yetkinliğe ulaşmışsanız, belli kriterler çerçevesinde siz üniversite dışından da bir üniversiteye rektör olmak için başvurabilirsiniz. Ve demokratik teamüller çerçevesinde ve mütevelli heyetinin de sizin dosyanızı inceledikten sonra kabul etmesi halinde o üniversiteye rektör seçilebilirsiniz. Dolayısıyla buradaki itiraz Sayın Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'nin dışından olması da değildir. Kaldı ki Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesi'nden doktorasını almıştır. Benim şahsi olarak itirazım Melih Bulu'nun siyasi kişiliğine de değil. Ben demokratik bir ülkede rektörlerin siyasi tercihlerini çok rahatlıkla söyleyebilmesi taraftarıyım. O bakımdan baktığınız zaman bir rektör eğer siyasi açıdan öğretim üyelerini ya da öğrencileri rahatsız edecek bir tutumda olmayacaksa,
üniversite içerisindeki demokratik uygulamaları devam ettirebilecekse, bu rektörün de bir siyasi tercihini kamuoyuyla paylaşması son derece normaldir. Burada bizim itirazımız şu: Türkiye'de arabaların camından üniversite rektörüne kadar önemli ve önemsiz her alanda kararların konunun uzmanı olmadığı da her halinden belli olan biri tarafından verilmesi. Yani bizim burada itirazımız keyfiyete ve ben yaptım oldu zihniyetine. Bakın, Türkiye'deki en önemli problemlerden bir tanesi Türkiye'de kurumların erozyona uğraması ve başta da eğitim kurumlarının erozyona uğraması. Bunun arkasındaki temel sebeplerden bir tanesi de bu keyfiyete dayalı zihniyet ve ben yaptım oldu ve beni kimse sorgulamasın rahatlığıdır. Bizim temel itiraz noktamız Sayın Melih Bulu'nun akademik yetkinliğine değildir. Bizim temel itiraz noktamız Boğaziçi Üniversitesi'ne dışarıdan bir rektör seçilmesine değildir. Hatta benim şahsi temel itiraz noktam Sayın Melih Bulu'nun siyasi tercihine de değildir. Bizim buradaki itirazımız mevcut sistemde bütün önemli ve önemsiz kararların tek bir kişi tarafından alınmasına ve bu sistemin tamamıyla keyfiyete ve ben yaptım oldu zihniyetine dayanmasınadır. Bizim İYİ Parti olarak önerimiz şu: YÖK'ün rektör atamasında yüksek bir akademik yetkinlik kriterleri belirlemesini istiyoruz. Ve bu akademik yetkinliğini sağlayabilecek her öğretim üyesinin de herhangi bir üniversitede rektörlük için başvurmasını istiyoruz. Fakat daha sonrasında da bu rektörler üniversite genelinde yapılacak seçim sonucunda herhangi bir makamın onayına gerek duymadan rektör olarak seçilebilmeli. Bakın, bugün üniversite öğrencileri oy kullanabiliyorlar. Siyasi tercihlerini sandığa yansıtabiliyorlar. Bu öğrencileri biz bu çerçevede reşit olarak görürken, üniversiteler bizzat, öğrenciler bizzat okudukları üniversitedeki rektörün seçilmesinde neden söz sahibi olmasınlar? Bizim buradaki savunduğumuz nokta şudur: rektörler belli bir akademik yetkinliğe sahip olmalıdır. Bugün sadece partiye yakın olduğu için herhangi bir akademik çalışması olmayan, akademik yetkinliği sorgulanabilir rektörler sadece partizan tutumlarından dolayı rektör seçilmemelidir. Bizim buradaki savunduğumuz nokta, akademik yetkinliği yüksek derecede olan rektörlerin üniversite içerisinde öğrencilerin de dahil olduğu bir sistemde seçilerek ve herhangi bir şekilde bir makamın onayı olmadan rektörlüğe seçilmesidir. Ben hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılarımla.